Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kilis'in meşhur tatlısı cennet çamuru, diğer adıyla cennet helvası nasıl yapılır? 100 yıllık tarifi bu videomda sizlere bütün ayrıntılarıyla vermeye çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle şerbetimizi yapalım. Derin bir tencerenin içerisine 2 su bardağı şeker, bardak ölçüm 200 milimdir. Üzerine 2 su bardağı su ekleyelim aynı bardak ile. Suyu da ekledikten sonra tenceremizi ocağa alıp kaynamaya bırakalım. İlk etapta 1-2 dakika karıştıralım ki şeker sertleşmesin, aynı anda erisin. Kaynarken tatlımızın diğer aşamalarına geçelim. Bakır tepsi kullansanız daha lezzetli oluyor. Elimde bakır tepsi yoktu, o yüzden ben bu şekilde bir tepsiyle yaptım. Çelik tepside ve borcamda olmuyor. İstediğimiz lezzeti yakalamıyoruz. Çelik tepside ise kadayıflar ve tereyağı yanıyor. Tepsinin içerisine 125 gram tereyağı ekleyip eritelim. Tereyağı eridikten sonra ince kıyılmış 250 gram kadayıfı ekleyip sürekli karıştırarak kavuralım. Kesinlikle ocağın altı kısık olması gerekiyor. Yoksa tereyağı yanar ve kadayıflar da yanma başlar. Sürekli karıştırarak kaşığın tersiyle ezerek kadayıfımızı kavuralım. Ara sıra şerbetimizi karıştırmayı ihmal etmeyelim. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatalım. Yani toplamda şerbetim 17 dakika kaynadı. Şerbetim kıvamı aldı. Şimdi ocağın altını kapatacağım. Şerbetim dinlenirken ben kadayıfın diğer işlemlerini yapacağım. Kadayıfım kısık ateşte güzelce kavruldu. Kıtır kıtır oldu, rengi pembeleşti. Topak topak olan kısımları da kaşığın yan kısmıyla ezerek hepsini tane tane yaptım. Kadayıfı düzledikten sonra üzerine bir çay bardağı şeker ekleyip üzerini kadayıfla kapattım. Bu şekilde 2 dakika beklettim. 2 dakika beklettikten sonra tekrar hızlıca karıştırdım kadayıfların yanmaması için. Ve bu esnada şeker de karamelize oldu. Şekerle kadayıf bütünleştikten sonra üzerine 150 gram toz Antep fıstığı ekleyelim. Toz Antep fıstığını ekledikten sonra üzerine bir kepçe şerbetten ekleyip karıştıralım. Yani şerbeti yavaş yavaş eklememiz gerekiyor. Şu püf noktayı belirtmek istiyorum. Şerbetimiz ılık olacak. Tatlı da gördüğünüz gibi ocakta hala kavrulmaya devam ediyor. Benim kadayıfım ince telli olduğu için şerbetten yarım su bardağı arttı. Ama sizin kadayıfınız kalın telli ise tam ölçülü olacak. Tatlımız 2 dakika içerisinde tamamen şerbetini çekti. Şimdi servis işlemine başlayalım. Ben bu şekilde tabaklar kullandım. Anneannemin çeyizinden kalma tabaklar. Bir kısmını da normal porselen tabağa doldurdum. Siz dilerseniz hepsini bir borcama da alıp dilimleyerek servis edebilirsiniz. Son olarak da kaşığın tersiyle üzerini düzleyelim. Kaşığın ucuyla ise şekil verelim. Tatlının üzerine 100 gram kaymak kullandım. Evde kendim hazırlamış olduğum kaymak. Dondurma ile de tüketebilirsiniz ama tatlının özelliği kaymak olması, özellikle köy kaymağı olması gerekiyor. Bu kaymak da benim kendim yapmış olduğum kaymak. Şimdi ise kan şekerini dengelemesi için biraz toz tarçın serpelim. Tarçın ile mükemmel oluyor. Ben bir kısmına tarçın septim, diğerine sepmedim. En üst kısmına da tekrar toz Antep fıstığı serpiştirelim. Cennet çamurumuz hazır.
Yani diğer adıyla da cennet helvamız hazır. Dilerseniz sıcak da tüketebilirsiniz veya dinlendirdikten sonra yani soğuduktan sonra da tüketebilirsiniz. Yüzyıllık tarifi bütün orijinalliği ile yaptım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.